İstanbul Gazi Osman Paşa'nın bazı mahallelerinde başlayan kentsel dönüşüm için Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. 4 mahallede yaşayanlar ikiye bölünmüş durumda. Karardan memnun olanlar da var. O kararın çıkması için destek gösterenlere tepki gösterenlerdi. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri Gazi Osman Paşa. Kentsel dönüşüm başlayacaktı ama Danıştay'a takıldı. Riskli alan ilan edilen mahallelerden birinde Mevlana Mahallesi'ndeyiz. Burada 35 bin kişi yaşıyor, 3 binde bina var. Buradaki binaların tümü kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacaktı ancak Danıştay buna dur dedi. Danıştay ilçedeki 4 büyük mahalle için alınan riskli alan kararının yürütmesini durdurdu. Gerekçelerden biri bölgedeki evlerin risk taşıdığına dair bilimsel bir raporun olmaması. Riskli alan ilan edilen bölgelerdeki binaların tamamı yeniden yıkılıp yapılması gerekiyor. Mevlana Mahallesi sakinleri burası riskli değil diyor. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı da onların başvurusu üzerine çıktı. Ama Danıştay'ın kararından memnun olmayanlar da var. Bu binalarımız 36 ay içerisinde yapılıp bize teslim edilecekti. Şimdi mahallenin diğer oturanları tarafından açılmış olan dava bizi mağdur etmektedir. Aynı süreç daha önce de yine Gazi Osman Paşa'daki Sarıgöl Mahallesi'nde de yaşandı. Yürütmeyi durdurma kararı verilince belediye bilirkişi getirerek bölgeyi parçaladı. Yani riskli alanın sınırlarını değiştirdi. Şimdi belediye yine aynı yolu deneyecek. Mahalleli yenilenen riskli alanları yargıya taşımakta, belediye kentsel dönüşüme devam etmekte kararlı.